Ee, 37 yıllık öğretmenken e, 7 Şubat günü 686 sayılı ile ihraç edildim. E, 3 kızım var, 2 torunum var. E, 37 yıllık çalışma süresince e, veriler e, hep e, iyi bir öğretmen olarak beni tanımlarlardı. E, bir, i̇lk ilk okul öğretmeniyim. Birinci sınıf aldığımda. Ee, tercih edilirdim ee, işimi iyi yapmaya gayret ederdim mesleğimi seviyordum öğrencilerimi seviyordum yani çocukları çok seviyordum doğrusu. Ee, ve e, işime çok bağlı biriydim ee, iyi bir şekilde yürütüyordum ee, yani e, 37 yıl e, emek verdik çalıştık ürettik yaparken tabii e, meslek yaşamında Demokrasiyi, hukuku ve hakikatleri esas alırdım. Yani her ne kadar müfredat çok demokratik değilse de ben sınıf yönetimini demokratik bir şekilde götürmeye çalışırdım. Demokratik davranırdım öğrencilerime. Hakikatleri esas alırdım. Eşitlikçi olmaya çalışırdım. Bilimi savunurdum, layıklığı savunurdum. İnsan değerlerine bağlı kalmaya çalışırdım. Dolayısıyla bu da, bu duruşumuz, bu davranışlarımız, iletişimimiz de reyler nezliğinde desteklenirdi, benimsenirdi. Ondan dolayı birinci sınıfı aldığımda yani epeyce önerilen öğretmendim, öyle bilinirdim. Daha sonra az önce de bahsettiğim gibi bir gece yarısı işte evde oturuyorduk. Arkadaşlardan biri aradı. Bir KHK yayınlanmış dedi. Gördün mü, baktın mı? Yani tabii ben ne oluyor falan dedim. Bak, Bakmadım ama söyle falan. Tabii söylerken sıkıldı falan. Ya sen de ihraçlar yayınlandı tekrar. Sen de ihraçlar listesinde ismini gördük sanki falan dediler. Yani tabii e, hani doğal olarak şok oluyorsun. Neden şok olduğumu söyleyeyim. yani Bir e, yurttaş e, olarak e, bu ülkede olması gerekeni yaptık. Yani insan olarak yani her insanın yapması gerekenleri yaptım ben. Öğretmenlik yaptım. İşte elimde kalem vardı ee, ve Maya şey hamurumuz da, da onları şekillendirdik. Ve az önce de anlattığım gibi yani hem okul idareleri, hem veliler hem öğrencilerle uyumlu bir e, çalışma e, seyri içindeydik ve hiç şikayet edilmedim. Yani hiçbir veli beni şikayet etmedi. Hiçbir okul idaresi çalışmamdan kaynaklı bana soruşturma açmadı. E, ama en son işte ihraç edildim. Gerekçesi. Evet, gerekçesini ben söyleyeceğim. Şimdi neden ihraç edildim düşündüm. Ve ihraç edilen arkadaşlarımı da tabii böyle bir gözden geçirdim. Kimleri ihraç etmişler diye baktım. Sonra, yani ilk aklıma gelen şuydu. Ben, yani herhalde Dersimliyim. İşte Kürdüm, kimliğimi savunuyorum açıkçası. Kürt oğlu. Kürtüm, yani Kürtsem, Kürtlüyümü. Yani doğal olarak e, aidiyetimdir benim. Söylerim bunu. Ama asla ve asla insan ayrımı yapmam. Yani hani farklı işte milliyet ayrımı yapmam. E, ya da işte inanç e, olarak işte annem babam Alevi olduğu için işte Aleviyiz. Ya da e, Kürtlerin e, Alevi inancına Kızılbaş derler. Kızılbaş olarak annem babam öyleyse ben de öyleyim. Yani onu inkar etmem. Ya da bunu bir suç olarak ya da bu, bunu bir şey olarak görmem. Doğal olarak yani Alevicilik de yapmam ama. Ee, ve öteden beri solcuyum, sosyalist düşünceleri benimsiyorum. Ee, ama bunu okul inisiyatifi içinde hani sen sosyalist olacaksın yani böyle bir şey yok asla herkesin düşüncesine son derece saygı duyan bir yerden iletişim içindeydim. Yani okulumuzda her şey, her tür düşünen arkadaşlarımız vardı. Sağcısı vardı, solcusu vardı, işte liberali vardı, muhafazakarı vardı, inancına çok bağlı olan insanlar vardı. Hepsiyle de dostluklarımız vardı. Hepsiyle de insan oldukları için insan bir iletişimimiz vardı ve iyi de iletişim kuruyorduk. Birincisi bu, ikincisi tabi insan olmanın gerekleri bence örgütlü olmaktır işte demokrasiyi benimsiyorum. Demokrasiyi savunuyorum. İnsan haklarını ve özgürlüklerini savunuyorum. Hukuku ve adaleti savunuyorum. Hakikatleri savunuyorum. Hakikat olan bir yol açmaya, bir yolda yürümeye çalışıyorum. İşte Doğayı seviyorum. Eşitlik ve özgürlükten yana bir duruş sergiliyorum. Bütün bunlardan dolayı ve bir insanın e, savunması gereken değerlerdir bunlar. Bundan dolayı ihraç olduğumu düşünüyorum. E, arkadaşlarıma baktığımda tabii ben yalnız ihraç olmadım. İhraç olduğumda eğitim senekiğim nolu Şube başkanıydım. E, Benle birlikte yönetim kurulu e, üyesi iki arkadaşım e, yönetim kurulu üyesiydi. Bir arkadaşım kesk e, meclis üyesiydi. E, diğer arkadaşlarım da sendika üyeleriydi. Toplam e, bu şubenin 18 üyesi ihraç edildi. Ee, İzmir'deki diğer ihraçlarda keske bağlı sendikadan ihraç edilen 150 civarında ihraç vardı. Ee, Türkiye çapında da hepimizin bildiği gibi öteden beri söylenen 150 bin civarında e, kamu çalışanı ihraç edildi. Şimdi biz İzmir'de ihraç edildikten sonra neler yaşadık? Ee, buna da biraz değinmek istiyorum. İhraç olduk, ertesi günü toplandık doğal olarak bizim de dostlarımız, arkadaşlarımız, bizim e, ihraç olmamıza e, doğrusu tepki gösteren e, ciddi bir toplumsal kesim vardı. Her ne kadar hepsi alana çıkmasa da, yani yüzlerce e, telefon aldık, yüzlerce e, dayanışma duygularını ileten arkadaşlarımız oldu. E, basın açıklaması ilk yapıldığı gün birçok arkadaşımızın velileri katıldı o basın açıklamasına. Ee, öğrencileriyle birlikte. Bizlerin de velileri katıldı. Arkadaşlarımız katıldı. Dostlarımız katıldı. Ee, sonrasında e, bu şubenin yani eğitim seneki nurlu şubenin ihraçları olarak toplandık şubemizde neler yapabiliriz? Çünkü bizim şubemizin 18 e, üyesi ihraç edilmiş. 3 tanesi yürütme kurulu üyesi, bir tanesi kesme, genel meclis üyesi. Ee, dolayısıyla hepimiz şöyle bir karara vardık. Yani biz insanlık değerlerini savunduk. Barışı savunduk, demokrasiyi savunduk, insanlığın ortak değerlerini savunduk. Bunun için bizi ihraç ettiler. Ve biz bu mücadelemizi bundan sonra iki kat, 3 kat, 5 kat daha artırarak sürdüreceğiz. Kararına vardık. Nasıl yapacağız? O zaman biz bu savunduklarımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Çünkü bizim gerçekten yurttaşlık haklarını yerine getirdiğimiz için ihraç edildiğimizi kamuoyu bilmiyor. Ve hep birlikte burada İkinolu şube'nin en yakın yerinde Karşıyaka iskelesinin karşısında oturma eğilimi yapalım diye bir karar aldık. Yaklaşık 4 yıl önce böyle bir karar aldık. 4 yıldır Karşıyaka iskelenin karşısında diğer ihraç arkadaşlarımızla birlikte yani diğer keske bağlı, diğer iş kolundaki arkadaşlar ve hatta keske bağlı olmayan yani keskin dışında da ihraç edilen arkadaşlar da yeri yeri destek veriyor. Siz bizi ihraç ettiğinizde biz biliyoruz ki bizim ne idari ne de adli olarak işlediğimiz bir suç vardı. Hiçbir arkadaşımız yani üyelerimizi kastederek söylüyorum. Ne idari cezası vardı ne adli bir cezası vardı arkadaşlarımızın. Az önce anlattığım gibi arkadaşlarımız da mesleklerinde en benimsenen arkadaşlardı. Ee, öğrencileri tarafından, velileri tarafından, okul idaresi tarafından sevilen arkadaşlarımızdı. Ee, onlar ihraç edildiler. Neden ihraç edildiler? Az önce söylediğim benim için e, e, benim için e, ihraç nedeni olan o söylediğim şeyler için içinde. Tabii ki e, işte e, eğitim senin ilkeleri olan e, demokrasiyi bilimsel demokratik layık ana dilinden eğitimi savunmamızdan dolayı parasız eğitim parasız sağlığı savunmamızdan dolayı e, işte çevre ve doğamıza sahip çıktığımızdan işte ekolojiyi e, iyi savunduğumuzdan e, kadının ezilen bir cins olduğunu gördüğümüzden ve e, kadın şiddetine karşı çıktığımızdan dolayı e, ve e, bugün siyasal iktidarın çok işte e, e, şey yaptığını, siyasal e, ayrı, ayrıştırıcı bir dil e, kullanmasını doğru bulmadığımızı, demokratik bulmadığımızı dile getirdiğimiz için arkadaşlarımızla birlikte ihraç edildiğimizi biliyoruz. Bir araya geldik, dayanıştık. Birbirimize güç verdik. Birbirimize moral verdik. Ve savunduğumuz değerlerin ne kadar önemli olduğuna o günden sonra daha çok inanmaya başladık. Yani bilimsel, demokratik, layık eğitim savunusunu daha ileri bir noktada savunmaya çalıştık. Ve biz işte Parasız eğitim, parasız sağlığı daha önemsedik, daha çok savunmaya başladık. Bu ülkede halklar arasında barışın olmasının gerçekten ekmek kadar, su kadar, hava kadar ihtiyaç olduğunu bugün daha çok yaşıyoruz, iriklerimize kadar yaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkede bir düşmanlık yaratılarak ülkede yaşanan işsizliği, yoksulluğu, işte hayat pahalılığını ve yolsuzluğun üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Onun için biz bu ülkede insanlar eşit haklar temelinde demokratik bir ortamda yaşayabilir diyoruz. Bu da bir barış iklimiyle ancak olabilir diye buna inanıyoruz ve bunları yaşadık. Peki ekonomik olarak ne yaptık? Sonuç olarak biz devlette çalışıyorduk devlette bir emek harcıyorduk. Emeğimizin karşılığında bir ücret alıyorduk. Doğal olarak, tabii bu ülkede işsizlik var. 10 milyon işsiz var. Yani iş bulmak epeyce zor ancak işte bulduk. Yani arkadaşlarımız çeşitli işlerde çalışıyor. Onurlu duruyor. Yani ekmeğini aç kalmıyor. Tabii birçok zorluk yaşıyor. Ancak biz AKP'nin bu şiddet e, politikasına, bu faşizan politikasına e, teslim ol, e, olmuyoruz. Yani işte biz yok yani işimizi sen bize bağışla da biz senin politikalarına teslim olacağız diye e, öyle teslim olmuyoruz. AKP'nin bu e, şiddeti ö, ö, önceleyen politikalarına, faşizan politikalarına e, ondan dolayı bir şekilde şekilde bir yoluyla e, yaşamımızı sürdürüyoruz. Ayrıca sendikalarımız da bize ekonomik bir destek sunuyor. Üye arkadaşlarımız, sendikamızın üyeleri de kendi arasında bir dayanışma sağlayarak hem maddi hem manevi olarak bizlerle dayanışmalarını sürdürüyor. Bu şekilde ekonomik olarak da bir dayanışma içinde yaşamımızı arkadaşlarımızla birlikte sürdürdük. Şimdi binden fazla insan e, hiçbir adli ve idari soruşturma geçirmeksizin e, ihraç edilmişti. E, ve hukuksuz ihraç edilmişti. Yani hukuk hiçe sayılmıştı. Bunu bütün ihraç arkadaşlar da biliyor. E, bütün bu ülkenin yurttaşı da biliyor. Yani bundan sonraki süreç ne olacak, nasıl olacak, e, neler yapabiliriz? Siyasal iktidar bu hukuksuzluğu daha çok sürdürür mü? İşte e, mahkemeler nasıl e, sonuçlanabilir? E, Birçok arkadaşın kafasında bu sorular var. E şuradan bakabiliriz. Bu ülke e, darbelerle meşhur bir ülke. Birçok 10 yılda bir e, işte darbe yapıyor. E, 15 Temmuz'da e, işte da, fırsatçılık yapılarak darbeye çevrildi. E, bütün bunu yaşadık. Daha önce e, de 12 Eylül'de 1402'lik abilerimiz vardı. Onlar da 1402'lik 1402 maddesiyle ihraç edilmişlerdi. işlerinden atılmışlardı. Arkadaşlarımız sabırla işte mahkemeler açtı, davalar açtı. Sonuçta davalarını kazandı. Tekrar hak kayıplarını giderdiler. Bütün kayıplarını geri aldılar ve mesleklerini bıraktıkları yerden sürdürdüler. Şimdi biz şuna inanıyoruz. Yani ihraç edilen arkadaşlarının hepsi Hukuksuz bir şekilde ihraç edilmiş. Hukuk e, hiçe sayılmış. E, dolayısıyla şu an e, KHK'ların da e, aslında yani 3 yıl e, sonrasında hemen yani ilk 1 yılda e, son bulması gerekiyordu. Uzatıldı 2. yıl, uzatıldı 3. yıl. E, ve şu an e, 14.000 civarında dosyası incelenmemiş arkadaşlar. Dosyası incelenip red kararı verilen arkadaşlar da var. Onlar işte birkaç e, mahkeme var Ankara'da birinci ikinci üçüncü dördüncü istinaf mahkemelerine ancak verebiliyorlar e, ve oradan sonra da işte e, ahim süreci e, başlayacak. E, şimdi e, şunu e, rahatlıkla söyleyebilirim, e, yani dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde e, e, anayasal bir hak olan e, e, yurttaşın işi gasp edilmemiş. Şimdi bizler onlarca yılımızı vererek elde ettiği emekle elde ettiğimiz işimiz e, bizim bir yurttaşlık hakkımızdır. Ee, kazandığımız o işi, o diplomalarımızı e, yani mutlaka işleteceğiz o işimizi e, mutlaka e, alacağız, geri alacağız. E, çünkü bizim işimizi şu an hukuksuz bir şekilde ihraç ettiklerini biliyoruz. E, dolayısıyla aslında e, birinci yanı bu. Bunu söyledikten sonra şimdi aslında KHK'lılar bir araya gelemedi. Şimdi e, düşünün 150 bin e, KYK'lı var. E, ailesiyle birlikte e, düşünün. E, işte kardeşiyle, annesi babasıyla, çocuklarıyla birlikte düşünün. Bugün 1 milyonu aşkın e, KYK'lı var. KYK'ların etkilendiği e, alan. Yani 1 milyona insan, yakın insan var. Şimdi hiçbir zaman şimdiye kadar yapılan eylem ve etkinliklerde ya alan etkinliklerinde işte 2000'i bini, bini bulmadı. Aslında e, sokağa çıkmalı. Yani çünkü bir hak gaspı var. İşte kes kısmen sokağa çıktı. İşte bir Ankara İstanbul yürüyüşü yaptı. Tekrar bugünlerde bir Ankara yürüyüşü düşünüyor. Ancak çok etkilenmiyor. Ya da şöyle diyelim. Şimdi işte Kayakalıların bir kısmına işte cemaat deniyor, FETÖ deniyor. Bir kısmına işte bunlar teröristtir, işte bölücüdür deniyor. Dolayısıyla... Yani o FETÖ dedikleri ile ilgili de şimdiye kadar ülkede durmadan operasyonlar yapılıyor. Dolayısıyla e, ihraç olan vatandaşlar korkusundan e, sürekli olarak işte tutukluyor, gözaltına alıyor, cezalar veriyor. Bundan dolayı bir araya gelemediler ama bu korku e, çemberini, korku duvarını yıkmaları gerekiyor. Yıkıldığında açıkçası e, işini, e, işimizi ancak geri alabiliriz. Yani hem e, o insanlar hem kesten insanlar işlerine sahip çıktıklarında o zaman işlerimizi geri alabiliriz. Şunu da söyleyebilirim. Ee, yani e, Hatay'da e, ve Tunceli'de e, yani binlerce insan e, açığa alındı e, ve Hatay'da e, bir etki yarattı oradaki verilerle öğrencilerle, demokratik kitle örgütleriyle, insanım diyen, insan haklarını savunan insanlarla ve binlerce insan sokağa çıktı, binlerce insan basın açıklaması yaptı, oturma edemleri yaptı. Hatay'da da işlerini geri aldılar. Tunceli'de de işlerini geri almak zorunda kaldılar. Bugün şöyle düşünelim, yani biz yani diyelim yani Türkiye'nin işte 83 ilinde olmasa da bile en az Türkiye'nin metropollerinde insanlar binlerce e, 3000, 3000 kişi, 5000 kişi e, işte e, haftanın bir günü ya da haftanın her günü belli saatlerde sokağa çıksalar, eee kamuoyu yaratsalar, pazarlarda işte bildiriler dağıtsalar, e, işte e, televizyonlara çıksalar vesaire gibi e, kamuoyu gündemini sıcak tuttuklarında siyasal siyasallar geri adım atmak zorunda kalacaktır bakın yani e, o hal e, inceleme komisyonu üçüncü defadır erteleniyor e, yani ne kadar e, ihraç olarak tutarsak diyor o kadar e, iyidir diye düşünüyor Şimdi tabi e, ihraç edilen e, insanlara bakıldığında işte şu an e, işte az önce de söylediğim gibi, işte e, sol görüşlü insanlar da var, sağ görüşlü insanlar da var, inançlı insanlar da var. Şöyle bakıldığında aslında e, hepsi de e, bir hukuksuzluğa maruz kalmış. E, aslında bütün bu renklerin, bütün bu farklılıkların yaşanan hukuksuzluğa karşı e, tek vücut olmaları gerekiyor. Ne olmuş? İşte çeşitli kaya kadarla o, e, o torbalara bunlar doldurulmuş e, ve gelecekleri işleri, Hatta yani çocuklarının gelecekleri, eşlerinin gelecekleri bu KHK'larla yok edilmiş, karanlığa maruz bırakılmışlar. Dolayısıyla oradan bir çıkışı birlikte yakalamamız gerekiyor. İşte bu ihtiyaçların bir araya gelmesi gerekiyor. Farklı düşünebiliriz, farklı partilere oy verebiliriz, farklı duruş sergileyebiliriz. Ama biz bir defa bir hukuksuzluk karşısında hukuku savunmak, üzere bir araya gelmemiz gerekiyor hakikatleri savunmak için bir araya gelmemiz gerekiyor en önemlisi demokrasiyi savunmak için bir araya gelmemiz gerekiyor Dolayısıyla biraz daha açayım ülkemizdeki renkleri Kürt'ü, Türk'ü lazı Çerkezi Alevisi e, sunisi e, işte gayrimüslimi, farklı işte e, inançtan insanların hepsinin ortak insan haklarının o ortak paydalarında bir araya gelerek seslerini birleştirmesi gerekiyor. Bu ülkede demokrasi olmazsa olmaz, layıklık olmazsa olmaz, barış olmazsa olmaz, adalet ve hukuk olmazsa olmaz. Dolayısıyla bütün bunları da insanım diyen herkes için geçerli ise bu ortak paydalarda temel taleplerde bir araya gelmemiz gerekiyor. İşimiz elimizden alınmış, işimiz gasp edilmiş işimize sahip çıkacağız. Bu kadar bizim için gerçekten ekmek kadar, su kadar, hava kadar ihtiyaç olmalı bu ülkede. Demokrasi de, hukuk da, işte barış talebi de bizim için bu ülkede bu kadar ihtiyaç olmalı her birimiz için. Benim son olarak söyleyeceğim şu. Bu ülke tarihine bakıldığında birçok antidemokratik uygulamayla karşı karşıya kalmış Türkiye'deki halklar. Türkiye'deki emekçiler, işçiler, memurlar ama direnmiş ve sonunda haklarını elde etmişler. İşte 1970'te darbe oldu. Orada antidemokratik uygulamalar yaşandı. 10 i̇şte binlerce insan tutuklandı. İşte 1980 darbesiyle yine 10 binlerce insan tutuklandı. Hakları gasp edildi. İşleri elinden alındı. Ama pes etmediler çünkü onlar doğru şeyler yaptığına inanıyorlardı. Ve biz de Pes etmedik, pes etmiyoruz, pes etmeyeceğiz. Doğru şeyler yaptığımızı, insanlığın ortak değerlerini savunduğumuzu biliyoruz. İnsanlıktan yana bir duruş sergilediğimizi biliyoruz. Bunun için bizi ihraç ettiklerini biliyoruz. Onun için biz aydınlık bir ülke yaratmak uğruna, çocuklarımıza aydınlık bir ülke bırakma uğruna mücadele edeceğiz. Mücadele ederken de dil, din, renk işte siyasal parti yandaşı gibi ayırmadan haklarımızı alma noktasında bir araya geldiğimizde haklarımızı aldırız buna inanıyorum son sözüm şu 150 bin ihraç insan ailesiyle çevresiyle birlikte 1 milyon insandır 1 milyon insanın yüreğinin bir atması gerekiyor Bu hukuksuzluk karşısında bu haksızlık karşısında gücünü birleştirmesi gerekiyor. Bu hukuksuzluk ve haksızlık karşısında toplumun diğer kesimlerinde yaşanan hukuksuzluk, haksızlık ve adaletsizliğe karşı da bir duruş sergilemesi gerekiyor. Sadece bizim işimiz elimizden alındı diğer yaşanan adaletsizlikle de hukuksuzluklara kayıtsız kalalım demememeliyiz. İşte doğamızın gasp edilmesine, kadın şiddetine, işte bu ülkedeki savaş, haksız savaşa, bu ülkedeki gerçekten işte asgari ücretinin açlık sınırında olmasına ee, ve bu ülkedeki işsizliğin her gün artmasına, siyasal iktidarın sessiz kalmasına da bir ses çıkarmalıyız diyorum. Bütün bu yaşadıklarımız karşısında benim umudum hiçbir zaman tükenmedi. Dayanışma du duygum daha çok gelişti. Bu ülkede bu haks haksızlıklar karşısında, yaşadığımız bu hukuksuzluk karşısında bir araya geldiğimizde, güç olduğumuzda, farklılıklarımızla bir araya geldiğimizde, ortak taleplerimizde bul buluştuğumuzda Hukuk devleti o kurulacak ve herkes gerçekten hakikatlerini yaşayacak işine de, aşına da geleceğine de sahip çıkacak demokratik bir ülke kurulacak diye düşünüyorum.